Sabahlar Ekonomiye 24'de hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisine birlikte bakacağız. Bugüne özel olarak rakamların hemen ardından enerji konuşacağız. Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor. Orada yeniden bir enerji savaşı var. Rakamlar neler? Türkiye'nin buradaki talebi ne? Uluslararası toplumdan neden destek göremiyor? Detaylar az sonra. Ekonomiye 24 başlıyor. Rakamlarla başlayalım. Borsa İstanbul'da dünün kapanışı, döviz cephesinde ise son veriler gelecek. İşte ekranlarınıza geldi en güncel rakamlar. Dolar TL'de 6.17.97 rakamı var. An be an değişiyor. Oklar kırmızıda. Euro TL'de 6.93.14 seviyesiyle sınırlı da olsa bir yukarı çıkış hareketi var. Ve ons başına altına gidelim. Altının onsu 1.283 dolardan işlem görüyor. Yukarı çıkış hareketini ons altında da görüyoruz. Elbette küresel risklerin artması altın cephesine talebi artırıyor. Altını yeniden güvenli liman haline getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilim, arka arkaya gelen farklı açıklamalar işte altında yeniden bu yukarı çıkış hareketinin nedeni denebilir. Borsa İstanbul 90.272 puanla kapanışı gerçekleştirirken bu seviyede BIST'te işlem gören hisse senetleri %1,32 oranında değer kaybediyor. Altın küresel cephede yaşanan gerilimlerle, ticaret savaşı endişeleriyle yükseliyor dedik. İçeride tablo nasıl? İstanbul Kapalı Çarşı'ya gidelim. Kapalı Çarşı'daki rakamlara bakalım. Oklar yukarıda, malum hem Kapalı Çarşı'daki rakamları ons altın hem dolar belirliyor. Her ikisinde de yaşanan yukarı çıkış işte bu tabloya neden oluyor. Gramda 255, çeyrekte 417, yarım altında 834 lira seviyesi var. 1718 lira. Cumhuriyet altının İstanbul Kapalı Çarşı'da alıcı bulduğu son rakam. Küresel cepheye gidelim. Uluslararası piyasalarda etkili olan başlıklardan en önemlisi ticaret savaşları dedik. Yansımalarına baktığımızda birkaç gündür özellikle Asya endekslerinde sert satışa yol açmıştı. Amerikan borsalarında Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, 3 önemli New York borsasında ise karışık sinyaller var. Aslında Dow Jones'un yükselişine yatay dersek genel olarak kapanışta bir satış eğilimi var. Asya'ya gidelim. ABD endekslerinin bu karışık tablosunu takiben Asya cephesinde son tablo ne olmuş? Asya borsalarında oklar kırmızıda, en belirgin satışı yine Japonya ve Çin endekslerinde görüyoruz. Son durağımız Avrupa. Avrupa borsalarında da 3 önemli endekse bakacağız. Gelsin o endekslerimiz İngiltere, Almanya, Fransa. Elbette Avrupa'da da sizlere aktardığımız bu tablo piyasaların, yani Avrupa borsalarının son kapanışına işaret ediyor. İngiltere'de yukarı çıkış, Almanya ve Fransa'da da yine yeşile dönmüş okları görüyoruz. Ve bu tabloyu bırakıp Ekonomi 7.24'de enerji başlığıyla devam ediyoruz. Bu bölümde enerji konuşacağız değerli izleyenler. Malumunuz Doğu Akdeniz'de yeniden sular ısındı. Bölgede çok uzun süredir bir enerji kavgası var ama bu enerji kavgasına aynı zamanda siyasi açıklamalar, diplomatik gerilimler de eşlik ediyor. Karşılıklı notalar var, tehditler var, açıklamalar var. Hepsini konuşacağız. İşin ekonomik ve diplomatik boyutuna bakacağız. Elbette işin uzmanı bir isimle, Bilkent EPAM Direktörü Profesör Doktor Hakan Berument'le. Sayın Berument hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok uzun süredir belirli aralıklarla biz Doğu Akdeniz'de neler oluyor diye soruyoruz. Burada belki tartışılacak çok konu var ama dilerseniz genel olarak bütün bu kavganın ana nedeni gibi gözüken oradaki varlıklarla başlayalım. Bu kadar zengin mi Doğu Akdeniz, hem doğalgaz hem petrol rezervleri açısından? Tartıştığımız bu zenginliğin paylaşımı mı, yoksa bir anlamda siyasi, diplomatik, ülkeler arası başka güç dengelerini de mi aynı zamanda tartışıyoruz? İkisini beraber düşünmek gerekiyor. Kıbrıs Rum kesimi tek taraflı aldığı bir kararla Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le, Suriye'yle anlaşmalar yaptı ve Türkiye hiçbir şekilde danışmadan böldü. Orayı da parsellere böldü ve parselleri de çeşitli konsorsiyumlara ihaleyle verdi. Burada arama ve bulunması durumunda da üretim gerçekleşecek diye. Afrodit de biliyorsunuz bulundu ve işlenilmesi için çeşitli senaryolar geliştiriliyor. 10. parselde bir şey bulunduğu söyleniyor. Tam miktarı hakkında bir fikrimiz yok. Yani konuşulan sayılar var ortalıklarda ama. Şimdi bakalım mı hemen bu sayılara? Tabii, lütfen doğruluğunu da sizinle tartışalım. Çünkü
Bu veriler Amerika Birleşik Devletleri'nden bir araştırma şirketine ait. Esasında bizim konuşabildiğimiz ve bir araştırma şirketine ait olarak bulabildiğimiz hemen hemen tek veri. Oradaki kaynakların Türkiye'nin 572, Avrupa'nın 180 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor. Bu tür yıllar insanlara tabii çok hoş geliyor. Keşke olsa diyoruz. Ne kadar doğru. Levant Havzası belki en tartışılan yerlerden biri, 1.7 milyar varilik petrol olduğu, deniz yatağında 3.45 trilyon metreküp gaz olabileceği. Tabii bunlar tahmin. O kuruluşta tahmin olarak vermiş. Şimdi ilk gaz İsrail Münhasır Bölgesi'nde Tamar'da keşfedildi. Burada yine birazdan size de soracağım. Lübnan'la tabii anlaşmazdı. Var. Her koşulda her sahadaki keşifte bir anlaşmazlık var. Toplamda 6 sahada keşif yapılıyor ve en son keşif, zannederim yanılıyorsam düzeltin, Mısır'ın keşfi, dünyadaki en büyük 3. rezerv olduğu iddia ediliyor. Hepsi iddia ediliyor. Somut olan ne var elimizde? Somut olan elimizde şu anda İsrail açısından Tamar ve Leviathan'ın işlemeye başlaması. Kıbrıs Rum kesiminin işletmeye çalıştığı bir Afrodit sahası var. Diğerleri tahminlerden ibaret. Ne kadar çıkarılabilir? Çıkarıldığı zaman bunun maliyeti ne kadardır? Nasıl üretilebilir? Teker teker düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken konular. Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman Nur hakkında pek bir fikrimiz yok ama zor sahası dışındaki bütün sahalar tek başına işletmeye yeterli sahalar değil bunlar büyüklük itibariyle. Bunların hep beraber değerlendirilmesi lazım. Nitekim Afrodit sahasını Girit, Yunanistan üzerinden İtalya'ya bağlama gibi bir proje vardı, İsmet deniyordu. Afrodit tek başına yetmiyor. Bunun diğerleriyle beraber denenmesi gerekiyor. Maliyetleri kurtarmıyor. Çünkü Avrupa açısından bakacak olursak orada çok ucuza gaz sağlamaya hazır bir Rusya var. Alternatiflerini değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Burada Türkiye'nin bir parça geç kalmasından dolayı muhtemelen doğal bir şekilde Kıbrıs Rum kesimi bazı petrol üretici şirketlerle doğal ittifak oldu. Dolayısıyla biz şimdi bir taraftan Türkiye'nin haklarını korurken, bir taraftan Kıbrıs'ta yaşayan Türk soydaşlarımızın haklarını korurken karşımızda bir Kıbrıs Rum kesimi ve onlarla beraber hareket etmek zorunda kalan bir konsorsiyum silsilesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla işimiz zor. İmkansız değil ama zor. Peki şimdi Kıbrıs'ta kim ne yapıyor biraz bakalım. Madem siz tam bu noktaya getirdiniz. Bahsettiğiniz gibi şirketler var. Burada şirketlerin yanı sıra ülkeler de var. Şimdi 6 ülkenin arama çıkarma faaliyeti var. 6 derken elbette Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ni dahil ediyoruz. İsrail, Güney Kıbrıs, Rum kesimi, Mısır ve Lübnan. Burada kimin hakkı var, kim ne yapar? Siz lütfen anlatın. Hali hazırda resmi olarak orada arama çıkarma yapanlar bunlar. Ne var başka orada? Şimdi Kıbrıs Rum kesimi çeşitli bölgelere böldü kendi ekonomik sahasını ve bunları ihaleyle araştırmaya izin verdi. Elimizde şu anda pozitif olarak bir Afrodit var. Mısır'da zor sahası var. Burada üretime geçilecek. Yalnız Mısır kendi de gaz talebenden bir ülke olduğu için onun ihracat potansiyeli tartışmalı. Burada ihracata en müsait iki ülke Güney Kıbrıs Rum kesimi 1 numara, İsrail 2 numara. Bunlar çeşitli alternatifleri değerlendiriyorlar. Fakat yani bu ülkelere baktığınız zaman bu ülkelerin tamamı Türkiye'de dahil petrol piyasasında yeni oyuncular. Karşılarında ise en azından 100 yıldır petrol işiyle uğraşan firmalar var. Ve bunlar aynı masaya oturuyorlar. Ne yaptıklarını ne derece biliyorlar, ne derece bilmiyorlar bilmiyorum ama pek çok anlaşmaya da imza atıyorlar. Şimdi ülke bazında olmayan ama Amerika Birleşik Devletleri, Katar, İtalya, Fransa firmaları var. Hı-hı. Değil mi? Burada faaliyet gösteren uluslararası firmalar var. Biz ne yaptık peki? Barbaros sismik gemisi ve Fatih sondaj gemisi bölgede. Bizim ilk yerli kendimize ait olan gemimiz 2017'de başladı. Barbaros sismik çalışmaya, Fatih'in faaliyeti 2018'de Alanya bir kuyusuyla geç mi kaldık? Geç kaldık ama potansiyelimiz de bu. Yani kendi gemimizi yeni aldık, yeni araştırıyoruz. Böyle bir deneyimimiz yok. Ülke açısından olumlu bir yerdeyiz. Ama firma açısından değil. Yani onların yanına aldıkları Shell olsun, Novec olsun, Delek olsun, onlardan hanedir iş yapan firmalar. Bizim TPA bu işe yeni girdi. Öğreneceğiz. Yani bu iş böyle.
Peki şimdi uluslararası toplumun da bir desteğini göremediğimiz aşikar. Arka arkaya gelen açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri'nden, işte Fransa'dan, Avrupa Birliği'nden tek tek burada da bir dengeler savaşı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz o açıklamaları? Fransa orada çünkü Fransa'nın petrol şirketi orada. İtalya orada çünkü İtalya'nın petrol şirketi orada. Amerika orada çünkü Amerika'nın petrol şirketi orada. Yani onlar kendi firmalarını destekler vaziyette pozisyon alıyorlar. Dolayısıyla kendi firmalarını köstekleyecek bir pozisyonu görmek haklı pek olmaz herhalde. Ama bizim de dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim de kullanabileceğimiz çok iyi kozlarımız var. Bunları iyi değerler. Ne var? Neyi öne sürmeliyiz burada daha çok? Yani uluslararası haklarımız var. Yani o aşamaya geleceğini zannetmiyorum ama bir gerginlik halinde kendimizi çok rahat savunabilecek pozisyondayız. Türkiye bölgede doğal gazın gidebileceği en iyi opsiyon. Yani ekonomik açıdan bakacak olursak. Şimdi bulmak kadar taşımak da kıymetli tabii. Taşımak bir de tükettirmek de kıymetli. Yani Amerika Nord Stream 2'ye niye karşı çıkıyor? Şey, kendi doğal gazını satsın diye. Şimdi İsrail'den, Kıbrıs adasından çıkacak doğal gazın en iyi talepkarı Türkiye olacaktır. Türkiye'ye gerçi satacakları gaz Rusya'dan daha pahalı olacaktır muhtemelen ama yani bir güneyde yaşayan bir Kıbrıs vatandaşının Türkiye'de Rum ne açıdan bakacak olursanız bu yöne yönelmesi lazım. Ama çeşitli dengeler onları farklı yönlere yönlendiriyor ve yaptıkları anlaşmalar şimdiden geri adım atmaya başladılar. Yani kontratlara baktığımız zaman bu kontratlar Kıbrıs adasında yaşayan vatandaşların Türkiye'de Rum ne kadar avantajını ayrı bir tartışma konusu. Bir sürü ortalıklarda dolanan sayılar var. O sayıları alt alta topladığınız zaman bir yere varmıyor. Yani burada kazananlar pek devletler olacak gibi değil. Şimdi bu taşınma meselesi önemli. Yeni bir ortaklığın da eşiğinde Güney Kıbrıs Rum kesimi. İsrail'de, İtalya'da içine al onu konuşacağız ama bu uluslararası tepkileri yani bizim hak arama mücadelemiz elbette uluslararası platformlarda vermemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nde gündemine taşımaya hazırlanıyor Türkiye. Brüksel'e gidelim bir canlı yayında oradan notları alalım. Döndü sarı ışık Brüksel'de bizi bekliyor. Avrupa Birliği'nin gündemine de Türkiye bu konuyu getirecek. Zira Türkiye'nin tezi adadaki tüm kaynakların ada halkının ortak kaynakları olduğu ve adil bir şekilde bölüşülmesi gerektiği. Ancak karşı taraftan neredeyse tehdide varan açıklamalar geliyor. Döndü ne dersin? Orada gündeme gelecek. Bugünkü program nasıl ve ne bekliyoruz o toplantıda? Gülçin, bugün Romanya'da, dönem başkanı Romanya'da bir gayri resmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gerçekleşecek ve bu zirvede de gündemdeki başlıklardan bir tanesi Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki gerginlik olacak. Hafta sonu Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bir açıklama gelmişti. Birliğin yüksek temsilcisi, güvenlik ve dış politikadan sorumlu yüksek temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini eleştirmişti ve Türkiye'ye tırnak içinde söylüyorum uluslararası hukuka uyun demişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan karşı cevap geldi ve Türkiye kendi argümanlarını sıraladı. Bugün Avrupa basınına baktığımız zaman da bunun yankılarını görüyoruz. Açıkçası daha önceki Kıbrıs'a dair çıkan haberlerde adanın kuzeyi sadece Türkiye'nin asker bulundurduğu ve Türklerin bulunduğu bir bölge gibi adlandırılırken artık son haberlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ibaresinin de kullanılmaya başlandığına dikkat çekmek lazım. Her ne kadar sadece Türkiye tanıyor diye bir not da düşülüyor olsa da. Ama şunu da söylemek şart, Avrupa Birliği burada objektif bir hakemden ziyade son derece subjektif ve kendi üye ülkelerinin çıkarlarını koruma doğrultusunda bu refleksle hareket ediyor. Bugünkü liderler zirvesine de zaten Rum liderin gündeme getirmesi bekleniyor. Türkiye saatiyle 11.45'te başlayacak toplantı ve öğleden sonra bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Konunuz az önce söyledi, onun altını çizmekte fayda var. Burada faaliyet gösteren uluslararası enerji şirketlerinin aslında şu anda hali hazırda maliyet hesaplarına baktığımız zaman adanın kendisine ekonomik açıdan pek bir şey kalmıyor. Hali hazırda Güney Rum kesimi 5 ülkeden bir tanesi Avrupa Birliği'nde yoksulluk sıralaması
sıralamasında yani en yoksul ülkelerden bir tanesi olarak gözüküyor. Her ne kadar 2013'te en ağır günlerini yaşadığı ekonomik krizi kısmen atlatmış bile olsa şu anda ada halkının özellikle enerji kaynaklarından gelecek bir ek gelire son derece ihtiyacı var. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nde Rusya'ya karşı uzun süredir süren Ukrayna nedeniyle gerginlikten sonra böyle bir alternatif güzergaha aynı şekilde ihtiyaç duyuyor. Bunlar işin stratejik tarafı ama yine de bunun ekonomik açıdan hem ada halkına hem de ülkelere genel anlamda daha fazla kar bırakması isteniyorsa en uygun rota Türkiye üzerinden olacak. Bunun da uzmanlar farkında, bu da gündeme geliyor. Fakat diplomasi mi kazanacak, gerginlik mi kazanacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Fakat Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar Rusya'ya karşı Ukrayna'da olduğundan daha farklı olacağını açıkçası öngörmüyorum. Doğu Akdeniz'de ısınan sular Avrupa Birliği'nin liderlerin gündeminde olacak. Fatih gemisine görevli personel hakkında da bir uluslararası tutuklama emri çıkartılmak istiyor. İşte bu başlık başta olmak üzere o gerilimin nasıl sakin hale döndürülebileceği konuşulacak. Döndü Sarışık aktardı. Yeniden stüdyodayız. Hakan Berüment'le, Profesör Doktor Hakan Berüment'le sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, şimdi bu tartışmaların ana noktalarından birisi de münhasır ekonomik bölge dediğimiz şey. Ne demek bu? Her ülke diğer paydaş kıyıdaş ülkelerle beraber bir araya gelip o bölgeyi paylaşabiliyorlar. Yani şuradan geçecek. Bunların çeşitli metrikleri var, hukukta yeri var ama bunların hep beraber yapılması gerekiyor. Kıbrıs Rum kesimi tek başına Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle, Lübnan'la bu anlaşmaları yaptı ve bu anlaşmaları Türkiye'ye dayattı. Bu da yetmiyormuş gibi Türkiye'yle kendi kafasından bir harita uydurup bunu da bağlayıcı bir şekilde her tarafta yayınlamaya başladı. Bizim bunu tek taraflı alınan bir kararı kabul etmemiz mümkün değil. Biz UNCLOS'un bir parçası değiliz, buna imza atmadık. Onun üzerinden bir taciz politikası da var diyebiliriz Türkiye adına. Bunlar üst üste gelince üzerimize gelen bir baskı oluştu ve geri adım atmamız ve gerek Türkiye'nin gerek Kıbrıs'ta yaşayan Türk soydaşlarımızın haklarını korumak adına bence haklı adımlar atılıyor. Ama karşı tarafta bölüşülmek istenen bir pasta var ve onu bize paylaşmak istemiyorlar. Onlar bastırıyorlar ama bu iş böyle, biz de bastıracağız. Şimdi bu işin enerji kaynakları kısmı var ama ada içinde adadaki barış ayrı bir konu. O barışı nasıl etkilediği farklı bir belki tartışma ve çalışma konusu. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye buradaki gerilimin, tartışmanın biraz daha anlamlı bulunabileceği bir ortamdayız ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hedefi ne? Amerika'nın firmaları orada bir numara. Yani dolayısıyla Amerika'nın birebir şirketler kanalıyla bir etkisi var. Artı oradaki karbon kaynaklarını gerek doğalgaz gerek petrolü kontrol etmek istiyor. Bunlar üst üste örtüşünce oyuncu olması normal. Pozisyon alması da normal. Dolayısıyla karşı karşıyayız onlarla. Ama bizim karşı karşıya olduğumuz 2-3 parçadan bir tanesi bu. Başka konular da var. Yani biz bu enerjiyi tek başına çözeceğiz, öbürlerini ayrı ayrı çözeceğiz değil. Herhalde bunları bir şekilde bir araya getirip çözmemiz gerekiyor. Ama haklı kaynaklarımızı irdelememiz gerekiyor tekrar tekrar. Enerji dengeleri açısından bakalım. Doğu Akdeniz'deki tablo biraz daha zaman içinde ve Türkiye'nin de o konuda Dışişleri Enerji Bakanlığı bu konuda geri adım atılmayacağına dair net açıklamaları var. Siz Avrupa Birliği'nden bu gerilimi yumuşatıcı bir açıklama bekler misiniz? Bunu az önce döndüğünde aktardı. Biraz belki enerji dengeleri içinde, ekonomik dengeler içinde konuşmakta fayda var. Avrupa ekonomik açıdan sıkıntıda, enerji açısından dışa bağımlı, diğer pek çok Türkiye'nin işte geçiş olduğu projelerde, TANAP olsun, Türk Akımı olsun bir stratejik ortaklık var. Bu anlamda bu konuda bir destek bekler miyiz? Şimdi Avrupa Birliği'ni tek bir ülkeymiş gibi, tek bir grupmuş gibi değerlendiriyoruz. Orada Doğu Avrupa'nın, Balkanlar ve üzerinin ve Almanya'nın çıkarları ne derece birbiriyle örtüşüyor tartışılması gerekiyor. Oradaki firmaların çıkarları ne derece örtüştüğü tartışılması gerekiyor. İsrail'le Kıbrıs'ın çıkarlarının ne derece örtüştüğü tartışılması gerekiyor. Bizim burada biraz daha akıllı davranıp kendi tarafımıza çekebileceğimiz, bu alınan kararların hangi ülkelere nasıl zarar verileceğini gördüğümüz, gösterdiğimiz bir platformda aklı başında sakin sakin bunu anlatmamız gerekiyor.
Yani biz bir çalışma yaptık EPAM'da. Orada bu Afrodit sahasını çalıştık. Afrodit sahasını çalıştığımız zaman ortalıklarda dolan işte Kıbrıs Rum kesimine yaklaşık olarak 6 ile 8 milyar dolar Afrodit sahası hayatı boyunca bir para akışı geçeceği söyleniyor. Bakıyoruz, varsayımlar çerçevesinde bu sayılar doğru. Ama karşı tarafta bir bakıyoruz, bir konsorsiyum var. O sayılar üst üste örtüştürdüğünüz zaman konsorsiyum zarar yazar hale geliyor. Biraz daha varsayımları geliştiriyoruz. İşte doğalgaz fiyatları petrol kadar artmayabilir, belki bir parça düşebilir diye. Konsorsiyum daha da zarar yazmaya başlıyor. Ondan sonra oturduk düşündük. Yani konsorsiyum zarara girecek bir projeye niye girsin diye. Ondan sonra baktık ki Kıbrıs Rum kesiminden ödünler istemeye başlamışlar. %5 daha fazla doğalgazdan pay isteriz. Bu bir tanesi. Bir hakimiyet savaşı var orada aslında, enerji bulmaktan ziyade belki de. Firmalar kanalıyla hakimiyet savaşı var. Kıbrıs Rum kesimi de ne yaptığını farkında mı, o kadar emin değilim. Peki şimdi enerjiye biraz daha geniş bakalım bitirmeden evvel. Pek çok başka başlık var. Doğu Akdeniz'de sular ısındı, biz oraya döndük ama bir yandan da İran meselesi var. Dolayısıyla petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, bunlara yansımaları var. Biraz İran'ı konuşalım. İşte karşılıklı yine tehditler de orada var. Nasıl etkiler bölgesel enerji dengelerini? Baktığımızda hemen her başlıkta bir sıkıntı var. İşte Rusya, ABD var, o tarafta İran var, Venezuela var, Libya kendi içinde karışık. Burada Doğu Akdeniz kaynıyor. Bölgesel enerji dengeleri açısından, hatta küresel diyeyim, bölgeyi de geçelim. Nereye götürür bu tablo bizi? Şimdi Amerika'nın bilinçli olarak yaptığı bir politika var. Yani bütün petrol dediğimiz petrol aynı petrol değil. Kaliteli dediğimiz API gravitesi yüksek petrol var. Kalitesiz dediğimiz API gravitesi düşük petrol var. Amerika bilinçli bir şekilde API gravitesi düşük petrolü dünyadan silmeye çalışıyor. Bunları üreten Venezuela, bunları üreten Güney Sudan, bunları üreten İran. Bunlar daha maliyeti düşük üretim sağlayan. Yok, daha ağır bir petrol, daha fazla dizel üretiyor. Fakat Amerika ürettiği petrol gereği, biz buna Shell Oil diyoruz, daha kaliteli petrol üretmeye kalktı ama bizim bu kaliteli dediğimiz petrol gerçekten kalitesinden kaynaklanmıyor. API gravitesi yüksek olan petrolden. Özellikle Avrupa'da ve Hindistan'da bu orta kalitedeki petrole büyük ihtiyaç var. Çünkü rafineriler öbür türlü pek çalışamıyorlar. Ve dolayısıyla denge bizim açımızdan, bizim rafinerilerimiz de orta kaliteli petrole ayarlanmış vaziyette. Biz Tüpraş bunu, rafinerisi herhalde Tüpraş. İran petrolü İran işleme ve noktasına Ural. Daha uygun. Evet, İran Ural petrolüne daha uygun ya da Suudi Arabistan medium dediğimiz petrole daha uygun. Adı light olsa bile İran'ın light'a daha uygun. Fakat bilinçli bir şekilde dünya daha kaliteli petrole, API gravitesi yüksek olan petrole bir talep var. Dolayısıyla olay bölgeselin çok ötesinde. Yani küresel bir itişmedir, kakışmadır devam ediyor. Bunun en büyük zarar, yani dünyada büyümeyi sağlayan iki ülke var. Hindistan ve Çin. Ve onlara karşı, onların lehine çalışmayan bir senaryo var diyelim. Şimdi oranın aleyhine bir de ticaret savaşları meselesi var ki hiç çözüme doğru gitmiyor. Yine petrol tahminiyle belki noktalamakta fayda var. Biz İran meselesinde ilk muafiyette de sonra süre uzatıldığında da sonra bu muafiyetler bitti kesin artık dendiğinde de aman çok yükselecek dedik. Ne oldu, ne olur sizce? Şimdi petrolü artık tek petrol gibi düşünmemek lazım. Ural petrolü dediğimiz o kadar kaliteli demediğimiz ve %38-40'ının bizim boğazlarımızdan geçen bir petroldür bu Ural petrolü. Brent'e göre değer kazanmaya başladı. Yani biz West Texas Intermediate WTI ya da Brent'e bakıp hareket etmememiz lazım. Biraz bizim biraz daha Dubai'ye bakmamız gerekiyor. Biraz daha Suudi Arabistan'ın sattığı petrolün official pricing'ine bakmamız evet. gerekiyor. Orada bir ayrım var. Bu ayrımın etkisi çok fazla olacak. Çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. Değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Ekonomi 7/24'ü böylece bugünlük de noktalıyoruz. Profesör Doktor Hakan Berument'le Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarını, bölgesel dengeleri, küresel enerjiye nasıl etki edeceğini konuştuk. Avrupa'nın, ABD'nin ve Türkiye'nin tutumunu masaya yatırdık. Şimdilik noktalıyoruz. Yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.